gitmek için söylüyorum. Ulan yuh be! Hadi ben sefer başı yövmeğimi alıyorum da. Senin derdin ne be kadın? Heh, sen de gel. Bir patron fırçası yemediğimiz kalmıştı. Şimdi o da tam oldu. Ha İsmail abi buyur. Abi uçak değil bu. İnan son gaz basıyorum yine de gitmiyor Meret. Tamam ulan tamam. Kes yövmeğimi. Çok teşekkür ederiz. Niçin? Bizi alışverişe götürdüğün için. Ben daha neler alacağım kızım. Aa, bakalım neler almışız. Ay! Ya. Şuna bak çok tatlı değil mi? Çok tatlı ya. Bizim kızımız onun içine mi sığacak şimdi? Evet, hatta geçecek bile. Ne oldu aşkım? Şimdi şu iki hafta nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Onu bir de bana sorsan. Abicim tamam, kes yövmemi dedim ya. Boşuna kafa ütüleme. Tamam biliyorum, akşama iki seferim daha var. Ama daha hızlı daha az diyorsun, üçün mü ne yapayım ya? Ya. Ay. Prenses. Kızım ne yaptın anneye sen? Bak baba bize ne almış. Şimdi benim kızım onunla mı uyuyacak? Evet, ikiniz uyuyacaksınız. Ben de sizi isteyeceğim. Bazen de siz uyuyun, ben sizi isteyeceğim. Olur. Çal ulan. Ara dur akşama kadar. Açanın da, telefonunun da, kamyonun da. Şey, şunu biraz çıkarsana bak. Görün mü? Hı? Bak. Geçemezsiniz. Burada bekleyin. Ya bakacağım. İzin verin. Hanımefendi, Allah aşkına kaza işte. Neye bakacaksınız? Doktorum ben. Yardım etmek istiyorum. Geçeyim. Bırak. Kusura bakmayın. Buyurun. Kemal. Kolay gelsin. Doktor Eylül ben. Nasıl olmuş? Viraj alırken kafa kafaya girmişler. Kamyonun lojisi arabanın üzerine düşmüş. Karısını çıkardık ama adam hala arabada. Yaşıyor mu? Dayanmaya çalışıyor şu doktora. Arkadaşlar az başını kurun efendim doktor. Buyurun hocam. Adınız ne? Kemal. Şunu bir rica etsem tutabilir misiniz? Evet. Merak etmeyin sizi çıkaracağız buradan. Sevinirim. Hocam gördüğünüz gibi ilk müdahaleyi biz yaptık. Sanırım daha fazla yapabilecek bir şey yok. Hocam telefonunuz. Açık meşgul olduğumu söyler misiniz lütfen? Hah. Sonunda açtın Eylül. Neredesin? Pardon. Doktor hanım şu anda müsait değil. Rica etsem daha sonra arayabilir misiniz? Pardon ama siz kimsiniz? Eylül nerede? Ana yolda bir kaza oldu da. Nasıl?
Eylül değil mi? Hayır hayır, yanlış anladınız. Doktor hanım gayet iyi. Sadece bize yardım ediyor. Bakın kapatmam lazım. Lütfen çok acil müdahale gerekiyor. Anlayış gösterir misiniz? Neredesiniz şu anda? Tamam. Biraz daha tampon olabilir miyim? Buyurun hocam. Gözlerinizle ışığı takip edebilir misiniz? Zidem. Karım iyi mi? Hala haber gelmedi mi? O da iyi olacak. Merak etme. Bebeğime de bir şey olmasın. Bana ne olacağı umurumda değil. O kızma bir şey olmasın. Tamam doktor. Söz mü? Ne konuştuk, sakin ol. Daha fazla konuşmak yok, tamam mı? Steteskop alayım. Bak ne diyeceğim. Senin buraya gelmen var ya. Tamam. Tesadüf değil o. Solunum sesini çok zor duyuyorum. Ciğerleri çökmüş. Karnı da kan içinde. Bir üst tarafını kontrol edeceğim. Bir makas alabilir miyim? Kader doktor hanım. Duydun mu beni? Beni kurtarmak için buraya geldin sen. Biraz daha tampon alabilir miyim? Bebeğimi görmeden ölmeme izin vermeyeceksin. Sen doktor musun? Evet. Ölmeme izin vermezsin değil mi? Merak etme, vermeyeceğim. Şu metal çubuk işimizi çok zorlaştırıyor. Durum kötü yani. Evet, kötü. Ama daha kötülerini de gördüm. Güçlü ol, tamam mı? Durun evet. Bey, ben doktorum. Güçlü ol, tamam mı? Doktor. Eylül. Senin ne işin var burada? Yardıma geldim. Gerek yok, ben hallediyorum. Ben seninle aynı fikirde değilim. Hallediyorum dedim, duymadın mı? Tamam. Tamam, hallediyorsun. Hallediyorsun ama sakin ol lütfen. Ben sakinim. Her kaybolduğumda çocuk bulup peşimden gelip beni bulmasan daha da sakin olacağım. Peki. Şuura açık mı? Açık. Sadece aracın içine sıkışmış durumda. İzninle hastana bakabilir miyim? Merhaba. Ali Asaf ben. Doktorum. Size yardım edeceğim. Bir doktor daha ha? Hani böyle iki doktor olunca korkmaya başladım ben. Ümit var mı bari? Eylül Hoca ne dedi? Seni kurtaracağım dedi. Güzel. O zaman dediğini yapar. Çünkü yaptığını defalarca gördüm. Kurtaracağım dediyse kurtarır. Başla doktor. Sen tampona devam. Solunum nasıl? İyi. Ama göğsünün üstünde çok kan var. Tampon yapmaya devam edin. Öyle olmaz. Travma tamponu ve selinospolimer gerekiyor. Karnındaki yaraya bastırdıkça kan çıkıyor. Eylül. Çünkü o metal çubuk kanamayı durduran bir tampon görevi görüyor. Ama uzun süre dayanamaz. Acilen hastaneye götürmemiz lazım. Önce göğüs tüpü takmamız gerekiyor. Kendi kanında bu olabilir. Burada nasıl yapacağız?
Deneyeceğim. O zaman böyle geç. Üstüne. Tampon. Dilem. Şimdi biraz canın yanacak. Ama sık dişini, tamam mı? Tamam, tamam, tamam. Geçti, sakin. Göğüs tüpünü ver, göğüs tüpünü ver. İndir onu hastanın seviyesinin altına. Çocuğun var mı doktor hanım? Yok. Bence olsun. Anlamadım. Çünkü bu dünyada senden daha çok olması lazım. Senin gibi güçlü, pes etmeyen birilerini yetiştirmen lazım. Senden de doktor. Duydun mu beni? Duydum. Benim kıymetlerim şu anda hastanede beni bekliyor. Siz beni kurtarınca onlar geri dönecek. Söz verdin doktor. Kavuşturacaksınız. Tamam. Tamam, tamam. Aç ağzını. Aç ağzını. Zamanımız daralıyor. Bir an önce hastaneye yetiştirmemiz lazım. Aracı çıkarmak için menyene kullansak? Olmaz. Vücudu parçalanabilir. Laparotomi yapalım. Saplanan parçaları tek tek ayırırız. Steril değiliz. Çok kan kaybedecek boruyu çıkarırken. Gerekli kanı da sağlayamayacağız. Burası ameliyathane ortamı değil. Abdominal aortaya balon kateter yerleştirelim. Bu bize zaman kazandırır. Fikir güzel. Ama bu bize en fazla 5 ya da 10 dakika kazandırır. Hastaneye yarım saat uzaklıktayız. Asla dayanamaz. Hocam. Ben derim ki arabayı keselim. En azından bir şans. Allah büyük. Bir şey yap Ali Asaf. Yapmak istiyorum. İstiyorum ama her şeyi denedik. Hocam o zaman ben hazırlıklara başlıyorum. Ne konuştunuz? Ne zaman çıkıyorum şimdi? Birazdan aracı kesip seni çıkartacaklar. Prensesimin yüzünü bir kere göreyim. Başka bir şey istemiyorum. 2 hafta. 2 hafta yaşat beni doktor. İstersen gel buraya geri koy. Hocam biz hazırız, başlayabiliriz. Durun! Durun! Dur. Herkes geri çekilsin. Ameliyathaneye yetişmenin bir yolu var. Nasıl? Güven bana. Şimdi herkes beni dinliyor arkadaşlar. Yaralıyı arabadan çıkarıp ameliyathaneye yetiştirmek için 5 dakikamız var. Zaman kazanmanın tek yolu buydu abi. Çok alışılmış bir yöntem değil. Alışılmış yöntemleri olan bir doktor değilim. Bu iş bazen yaratıcılık ister. Arkadaşlar hemen içeriden malzemeleri getirin. Hadi algılarımızı açıyoruz, çok dikkat ediyoruz. Çok kan kaybediyor, acele etmemiz lazım. Hadi zamanla yarışıyoruz, hadi. Merak etme, planlarda bir değişiklik yok.
Arabayı kesip seni buradan çıkartacağız. Sana güveniyorum doktor. Aileme kavuşturacaksın beni. Teşekkürler. Hadi. Beyler. Hocam, hazırsanız aracı kesmeye başlayabiliriz. Hazırsın. Kemal, şimdi arkadaşlar arabayı kesecekler. Sakin ol, sakın korkma, tamam mı? Seni buradan çıkaracağız, merak etme. Anladım doktor. Bu saatten sonra hiçbir şey korkutamaz beni. Güzel. Hadi arkadaşlar, başlıyoruz. Tavan çıkartıldı. Rahat çalışabilmeniz için şoför kapısını keseceğiz. Bize travma paneli ve acil kan gerekli. Yaklaştı. Perikardiyumda kan yok. Metal boru karına zaplanmış. Demir sabit kalmış. Kendini nasıl hissediyorsun? Popüler. İşimiz bitince saplanmış boru parçasını keseceğiz. Ondan sonra hastayı hareket ettirebilirsiniz. Tamam. Ayak parmaklarını benim için oynatır mısın Sinem? Yapamıyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Sancımı bile hissetmiyorum. Sakin ol Sinem. Geçici bir durum bu. Kırık yerinden çıktı ama baskıyı azalttım. Düzelecek. İyi olacaksın. Hoş geldin. Neredesin sen? Neredesin sen? Sana demedim mi hastayı bırakmayacaksın diye? Aman hocam şey dışarıda bayağı iş birikmiş. Onlardan sonra da bir de lavaboya... Ne saçmalıyorsun be sen? Kes sesini! Altına yapacaksın gerekirse altına! Sana teslim ettiğim hastayı bırakmayacaksın ama! Şimdi çık git buradan! Çık git bu odadan! Ama hocam... Çık git bu odadan, bu vakadan alındın Samet. Bebeğin kalp atışları azalıyor. Hemen git söyle ameliyathanenin hazırlasınlar. Tamam hocam. Kadın doğumcu da oraya gelsin. Çabuk çabuk! Tamam hocam. Hızlı olma Ezra. Bunu yapabilirsin değil mi? Çok şükür.
Selam. Sadece biraz hızlı olacağız, tamam? Hey! Acil hastamız var. Boşaltın asansörü. Sevgi geliyor. Hiçbir problem yok Sinan, tamam mı? Sadece biraz dişini sıkman gerekecek, halledeceğiz. Aferin sana, sadece bize güven. Alp, bak şuna. Hadi be, hadi! Acil hastamız var şu anda. Hasta asansörü burası. Başka bir asansör kullan. Parmaklarım. Parmaklarımı hissediyorum. Aa! Aa! Bebek. Bebeğim geliyor. Hayır, bas şuna. Bas, bas, bas. Açık 6 santime ulaşmış. Vaktimiz çok az. Ne yapıyorsun sen burada? Sen kimsin? Doktor. Doktor İpek Erdem. Doğum burada gerçekleşecek. Başka hiçbir yere taşıyamayız. Çok riskli. Kanaması var hastanın. Şimdi bana bir steril eldiven, bir klem, bir de temiz çarşaf getir. Hadi. Hadi. Niye duruyorsunuz? Eylül hocam. Eylül hocam. Bir hasta için acil çağırılıyorsunuz. Hangi hasta o? Temiz sipahşı. 1520 numaralı oda dendi. Sen git, biz buradayız. Selim abi, Batı'na sipahşla tampon. Az kaldı. Sipahşı alabilir miyim? Sipahşı. Kamyon nezdi arabanı mı? Oğuz Hoca haber vermemi istedi. Hastanızın eşi önden ambulansla acile gelmişti. Az önce de acil doğum yaptı. Bebek iyi mi peki? Çok tatlı bir kızları oldu hocam. Sinan bana sormuştu. Neden kız çocuk istiyorsun diye. Çünkü ona benzesin istiyordum. Onun gibi olsun. Onun gibi baksın. Ama söylemedim. Eğer buradan çıkamazsam... da sen söyler misin? Beni çok mutlu ettin, söyle. Seni buradan çıkartacağız. Sen kendini söyleyeceksin, tamam mı? Şimdi sırası değil ama her şey bittikten sonra anlatacaksın. Neyi? Bana olan bu tavrının nedenini. Şu mideni bulandıran şeyi söyleyeceksin öyle. Böyle olmaz. Thank you.
Az kaldı, az kaldı, tamam mı? Aracın kapısını şimdi çıkarttık. Boruyla araba arasındaki olan bağlantıyı keseceğiz. Hastayı siz daha rahat hareket ettirebileceksiniz. Yapma. Çek onu, çek onu. Çek, çek, çek geri. Çek. Tamam, 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 tamam. Durdur. Ne oldu, niye durdur? Öyle olmaz. Devam edersek vücudu ikiye ayrılacak. Ne yani, vaz mı geçeceğiz bu saatten sonra? Hayır. Ben hayatımda hiç vazgeçmedim yani. Sadece bir kez geç kaldım. Ama hiç vazgeçmedim. İşte seninle tam da burada ayrılıyoruz. Ben vazgeçmem. Sadece daha iyi bir çözüm yolu ararım. Hemen ameliyat önlüklerimizi getirin arkadaşlar. Hadi acele edin. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ne demek ameliyatı burada yapacağız? Tek yolu bu. Bir an önce laparotomiye başlamamız lazım. Selim abi haklı. Yeterince klem takarsak yukarı kadar vaktimiz olur. Arkadaşlar, ameliyatta kanamadan ölebilir, farkındasınız değil mi? Çocuklar, zamanında müdahale ederseniz 5 dakika vaktimiz olur. Evet, parçayı çıkardıktan sonra 5 dakikamız olur. Vücudumdaki tüm kan boşalana kadar 5 dakika. Az bir süre değil Selim abi. Ama siz ikiniz de, hatta üçünüz de delirmişsiniz. Baya baya tehlikeli oluyorsunuz yani. Denemeye değer. İyi tamam, getir kızım, getir şu önlüğü getir. Güzel. Ama başarmamız imkansız, ben size söyleyeyim. Hocam. Hiçbir şey imkansız değildir. Şimdi siz Kemal'in ameliyatına burada başlayacaksınız. Parçayı çıkarıp 5 dakika içerisinde ameliyathaneye yetişmesi için de ne gerekiyorsa ben ayarlıyorum. Tamam mı? Siz hastayı daha iyi tanıyorsunuz. Başarabilir mi? Başka şans yok. Başarmak zorunda. Hayatımda yaptığım en saçma sapan şey bu ha. Ver bana. Keyfini çıkar abi. Asaf, laparotomi sende. Tamam hocam. Her türlü kanamayı kontrol altına almak zorundayız. Kaybedecek vaktimiz yok. Ben de ameliyathanedeki hazırlıkları yapıp sizi bekliyor olacağım orada. Doktor hanım. Bir terslik olursa, beklenmedik bir şey. Yani sizin engel olamayacağınız. Sinem'e ve kızıma onları çok sevdiğim söyle olur mu? Her şeye rağmen dünyanın en şanslı adam oldu. Bunları onlara kendin söyleyeceksin. Tamam mı? Yaşanamayacağız doktor. Ölüyor muyum doktor? Doğru söyle. Bir yalan yok. Başaracağız. Başaracaksın. Evet. Entübasyona başlıyorum. Oksijeni açalım.
Bir dakika. Sizden sadece bir dakika istiyorum, tamam mı? Eylül. Seni çok seviyorum prensesim. Artık sen de benim kadar inanıyorsan başlayalım. Evet. Artık başlayalım. 200 miligram ketamini verelim hastaya. Gitme. Gitmiyorum, buradayım. Kızım buraya getirmeye hiçbir fikir değildi. Neden? Çünkü başaramaz. Ve ölürsem gerçekten çok sinirleneceğim. Ben de. Emin ol, ben de. Buradasın. Baksana. İnsan bu manzarayı görüp başka ne izleyebilir ki? İlginç vaka. Hastanedeki en havalı doktor kim? Ben onun cevabını arıyorum. Galiba buldum. Evet, hazır mıyız hepiniz? Hazır. Doktor Eylül'ün bu garip tavrı dışında her şey yolunda. Hazırım. Yaralı olan ben miyim? İstersen Kemal'e odaklan. Öyle mi diyorsun? Bence o yanlışımız. Ne demek şimdi? Ben ikinize de aynı anda odaklanıp yetebilirim, merak etme. Ama senin şu yara konusu tartışılır. Bitirin artık. Tansiyonu ve vitalleri stabil. Hemen başlamamız lazım. Size kolay gelsin. Ben ameliyathaneye giden yolu hazırlıyorum. Tampon monte. Cem. Tam böbrek damarına gidiyor. Renal arter ulaşamıyorum hocam. Sen halledebilir misin? Sanırım. Daha çok tampon lazım.
Doktor Selim ve Doktor Eylül hastanın ameliyatına dışarıda arabanın içinde başladılar. Devamında babam ameliyathanede hazır bekliyor olacak. Hastayı dışarıdan ameliyathaneye yetiştirmek için sadece 5 dakikamız var. Yaşamla ölüm arasında sadece 5 dakika. Hata yaparsanız ve eğer 5 dakikadan daha uzun sürerse hasta ölür. Tek bir şansımız var. Tekrarı yok. Hastanın yaşaması veya ölmesi sizin kontrolünüzdeki birkaç dakikaya bağlı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Güzel. Fatih nerede? Çabuk olmalıyız. Çok az zamanımız kaldı. Göğüs doğru parçalanmış. Son klempi buraya takabilir misin? Hallediyoruz. Al, yanına bir güvenlik arkadaş al. Bu köşeyi tutacaksınız. Koridor bizim için çok önemli. Anlaşıldı hocam. Muhsin, Mehmet Ali, siz de bu tahliye merdiveninde duracaksınız. Buradan kimse geçmeyecek, tamam mı? Anlaşıldı hocam. Tolga, yanına bir güvenlik arkadaş alıyorsun, burayı tutuyorsun. Anlaşıldı hocam. Hadi, gel bakalım. Gel bakalım Samet. En önemli görev sende. Bu asansör var ya, bu asansöre hasta yerleştirilmeden asla hareket etmeyecek. Anlatabildim mi? Anlaşıldı hocam. Güzel. Tut asansörü sen. Peki hocam. Tolga, burası sende. Anlaşıldı hocam. Muhsin, Mehmet Ali, gözümüzü kulağımızı 4 açıyoruz arkadaşlar. Zamanla yarışıyoruz, tamam mı? Hadi. Hadi. Tamam. Hazır, gidebiliriz. Saplanan parça çıkarılırken klemplerin düşmediğinden emin olmalıyız. Anlaşıldı, tamam. Yarayı kapatmaya hazır mıyız? Hazır. Şimdi, siz Boru'yu arabaya bağlandığı yerden çıkardıktan sonra ameliyathaneye gidene kadar 5 dakikamız var. 5 dakika içerisinde hastayı yetiştiremezsek yaptığımız her şey boşa gidecek, anladınız mı? İçerisi hazır. Hastayı ameliyathaneye çekebiliriz. Tamam, başlıyoruz. Artık hadi gelsin artık. Kalp krizi geçireceğim burada. Hadi 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 hadi. Yapma 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 yapma. Kapan kapan kapan. Yaklaştır kaşık sedyeyi. Hadi arkadaşlar, hadi, 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 hadi. Acele ediyoruz, hadi. Açın yolu, açın. Kenara çekilin. Hadi artık, gel artık, gel artık. Hadi artık, gel artık, gel artık, gel artık. Hop 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 hop, dur, dur. Dur, geçemezsin buradan, geçemezsin. Ne oldu hocam? Geçemezsin, şu an kuş uçurtmam buradan. Hayatta geçemezsin şu an buradan. Yapmayın hocam, içeride temizlemem gereken bir sürü oda var. Tamam şeker kardeşim, sonra temizle. Şimdi geçme, çok önemli. Sonra temizle, tamam mı? Yapmayın hocam, beni işimden mi kovduracaksınız? Kovulmazsın, kovulmazsın işinden şeker kardeşim, tamam mı? Sonra temizlersin. Olmaz hocam, geçmem gerekiyor. Şeker kardeşim, gerekirse senin yerine ben kovulayım, temiz... Yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu! Eyvah! Merdiven, merdiven! Çattık ya!
Çekilin, çekilin arkadaşlar. Çok acil bir hastamız var. Çok pardon, çok özür dilerim. Çok pardon. Çok pardon, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Açın! Açın! Açın, 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 açın. Asansörlerden çektiğim, yandım ben, yandım, yandım. Ali Hoca öldürecek beni. Ya da ben kalpten kendim gideceğim. Samet geldik. Geldik Samet. Geldik. Samet nerede? Asansör nerede Alp? Nerede bu Samet? Bilmiyorum, ben de bilmiyorum hocam. Bas, bas. Bas, bas, bas. Çağır asansörü, çağır. Kılavuz düşüyor. Hadi Samet çık, çık, çık. Neredesin sen? Benim için parmaklarımı sıkar mısın? Aferin sana güzel. Bebeğim, o iyi mi? Bebeğiniz çok iyi, çok tatlı maşallah. Kemal? Kemal nasıl? İyiyim bir tanem. Kemal, yanımda mısın? Her zaman aşkım. Seni hiç bırakmadım. Bırakmayacağım da.